Herkese merhabalar, ben Clash of Clans Türkçe Onur Alpaydın. Bugün klan savaşları için yaptığımız bu köy düzeniyle ilgili iki tane daha savaş göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesini yapmıştık. Biliyorsunuz şöyle bir tasarımımız var ve bu tasarımın esas amacı yaban domuzu binicilerine karşı bir savunma. Normalde biliyorsunuz yaban domuzu binicileri defanslara saldırır. Okçu kulesine, topa ve benzeri yerlere saldırırken hiç şu ikinci seviyeye giremiyor. Ve buradan dolaşarak bütün tuzaklara düşüyor. Ve hepsinin ölmesini bekliyoruz. Genel olarak böyle bir tasarımımız var. Bununla ilgili videoyu hemen şu aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Nasıl yapıldığını görebilir. Ve eğer siz de beğenirseniz kendiniz için yapabilirsiniz. Bu ortalama olarak yüksek seviyede bir oyuncunun yapabileceği bir köy düzeni ve 9. seviye köy binası gerektiriyor. Gördüğünüz gibi bana herhangi bir saldırı yapılmadı. Fakat 2 tane saldırı yapılmış arkadaşımız var. Bunlardan bir tanesi 5.si olan Mukayu. Ki Mukayu'ya 2 tane saldırı yapıldı. İkisini de göstermek isterdim fakat bir tanesini gösteriyor biliyorsunuz. Diğeri de Anıl. Bunlardan bir tanesi domuz binicisiyle yapıldı. Diğeri de hava savunmasıyla birlikte yapıldı. Bu yüzden bu iki örneği birlikte göstermem çok daha mantıklı olacak. Dilerseniz Mukayu'ya başlayalım. Buradaki saldıran kişi bu köye biliyorsunuz her ne kadar duvarları iyi olmasa da ilk başta 6. seviye devlerle saldırmayı denedi. 6. seviye devler de biliyorsunuz defansa saldırıyor. Bu nedenden ötürü de direkt bizim normalde düşmesini beklediğimiz şeye düştü. Hataya düştü. Ve gördüğünüz gibi bunların üçünü de defans çok güzel bir şekilde aldı. Ek olarak 7. seviye bir tane de barbarı vardı. Ve yaptığı hatalardan bir tanesi de klan kalesinin içini boşaltmamaktı. Bu ne demek oluyor? Klan kalesinin içini eğer boşaltmazsa klan kalesinden çıkan büyücüler çok rahat bir şekilde bunların hepsini teker teker yiyebilir. Şimdi gördüğünüz gibi hemen şöyle birkaç tane daha büyücüsü vardı. Fakat esas saldırı askeri olan yaban domuzunu henüz atmadı. Onu bekliyoruz. Şimdi biraz bekledikten sonra hemen yaban domuzu binicilerini atarak der köyde ilerlemeye çalışmış. Fakat şu an bir şok yaşadığı aşikar. Buraya ilk başta buradaki büyücüleri temizlemek istemiş. Çok az hızlandıralım ve gördüğünüz gibi de temizlemiş. Bundan sonra yaban domuzunu atmayı planlamış. Ve gördüğünüz gibi şurada neresinden baksanız bir 20 tane yaban domuzu binicisi var. Ve beklediğimiz gibi aynı şekilde böyle ilerledi. Burada ilk başta 3 tanesini veda ettik. Biraz ilerledi. Burada yine ortaya dönemeden ilerlerken burada işte bombalara ve benzeri şeylere denk geldi. Fark etmez, can büyüsü atmış. Hiç sorun değil. Devam ediyor. Yine şurada bir tane daha 3 tuzak var. Bu tuzağa düşecek. Gördüğünüz gibi şimdi tuzağa düştü. 3 tanesini daha kaybetti. Yine devam ediyor. Can büyüsüyle istediği kadar devam etsin. Asla içeriye giremiyor çünkü buralar dolaşıyor. Ve gördüğünüz gibi esas bombamız olan 2 tane de bomba içinde ne yazık ki bütün askerlerini kaybetti ve toplam %28 ile birlikte hiçbir şey alamadan elleri bomboş bir şekilde geri dönecek. Bunu kurtarmak için durumu büyücüleri falan atmış, toparlamaya çalışmış. Fakat nafile toplamda işte happy topu %34-%36 civarı bir tane oranda şey alacaktır. Onu bile alamadan %32 ile evine döndü. Böylece hiçbir şekilde yıldız vermemiş olduk. Yani bu köy tasarımının ne kadar domuz binicisine uygun olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bunu çok konuştuk. Hava savunması ile ilgili olarak çok zayıf bir köy düzeni olduğunu söylemiştik. Anıl'ın köy tasarımı yine aynı şekilde. Bu saldıran kişi de hava savunmasını önce yok ederek ejderlerle saldırmayı planlamış. Şimdi burada biraz durumu hızlandıralım ve gördüğünüz gibi ikinci seviye 8-9 tane şey göndermiş ve arkada da bir tane cadı var. Şurada görebildiğiniz gibi ama o çok fazla yaşayamadı. Hava savunmaları çok dışarıda değil, içeride. Buradakini yok etti büyücülerle. Yukarıdaki asıl hava savunması, buradaki ejderhayı rahatlıkla aldı ve bomba da var. Şimdi bunların esas saldırı birimleri gördüğünüz gibi merkeze kadar girdi. Ve klan kalemin içindeki herkes de öldü çoktan. Ya dolayısıyla bu bir şekilde içeri girmiş oldu. Bu arada şurada bir tane cadının hala yaşadığını da gösterebiliriz. Rahat bir şekilde girdi içeri fakat %100'ünü temizleyemeyeceği kadar büyük bir köy. Çok fazla dolaşmasını gerektiriyor, çok fazla binayı yıkmak için ilerlemesi gerekiyor. Fakat burada hala iki tane gördüğünüz gibi hava savunması var. Bu hava savunmaları mümkün mertebe bu geriye kalan 4 tane ejderi almaya çalışıyor. Hepsini alabiliyorlar mı? Şu an havaya saldıran pek bir şeyimiz kalmadı. Dolayısıyla çok da etkili olduklarını söyleyemeyeceğim. Fakat %67 ile köyü bitirdi. Ama gördüğünüz gibi neresinden baksanız bir 5'te 2'si civarı bir köy tasarımı hala sağlam duruyor. Yine de gördüğünüz gibi çok daha hava savunmasına uygun bir köy düzeni değil. Ama genel olarak baktığınızda domuz biniciyle saldırı alacağınızı düşünüyorsanız en güzel tasarımlardan bir tanesi budur. Hava savunmaları için çok başarılı olmadığını tekrar söylüyorum.
Fakat genel olarak güzel bir köy tasarımı. Bunu da videoyu ve saldırı sonuçlarını görmek isteyenler istiyorlardı. Onlar için çekmiş olalım. Genel olarak videodan söyleyeceklerim bunlar. Beni bahsettikten aşağıda bulunan yere tıklayarak kanala abone olun. En yeni haberlerden ve videolardan haberdar olursunuz. facebook.com/turkishclashofclans adresinden en yeni Clash of Clans haberlerini alabilirsiniz. Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerini tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyoruz. Ve son olarak da tekrar edelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Her gün artık neredeyse bir ya da birden fazla video çekiyoruz. Bu şekilde videolardan da haberdar olursunuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.